Şimdi 20 kişi kendi adlarına çıkartılan gri pasaportlarla Almanya'ya AKP'li bir belediye tarafından gönderildi mi? Gönderildi. Bunların 17'si iltica etti mi? Etti. Bu olayın sorumlusu kimdi? Elazığ Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya. E unuttuk mu? Unutmadık. Bu bir skandal mı? Evet öyle. Peki Sabahattin Kaya'ya ne oldu? Tekrar başkan adayı olarak AKP tarafından Elazığlıların karşısına çıkarıldı. Yurt dışına insan kaçırmakla gündemdeydi. Elazığ Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya tekrar başkan adayı oldu. Tarihi 1 Kasım 2019 yer Elazığ Akçakiraz Belediyesi seçimlerden hemen sonra Belediye Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bir protokol imzaladı. Belediye gezisi adı altında 20 kişiye gri pasaport aldı. Almanya'nın Bremen şehrine gönderdi. Gidenlerin 17'si geri dönmedi. Ardından da iltica etti. Olaydan sonra İçişleri Bakanlığı belediye hakkında soruşturma açmış. Belediye Başkanı Sabahattin Kaya da kendisini şu sözlerle savunmuştu. Vatandaş işsiz güçsüz dedik. Buradan giderler. İş güç sahibi olurlar. Bana makul geldi. Burada Türkiye Cumhuriyeti'ne yük olacak insanlar gidiyor. Euro, altın ve dolar gönderiyor. Annesini, babasını rahatlatıyor. Bir şeyin karı zararından fazla ise doğrudur. Helaldir, hoştur. O mantıkla baktım. Kaya'nın açık açık itirafına rağmen soruşturmada yeni bir gelişme yok. Üstelik Kaya 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den yeniden aday. Siyasetin farklı dengeleri var. Sözü birçok suçun üstünü örtmeye yarayabiliyor Türkiye'de. Şimdi seçmenin bir kısmı ya başkan bizi de gönderir belki diye düşünüp oy verir mi? Peki niye Türkiye'den gitmek, Almanya'ya gitmek ya da kimi Kanada'ya gidiyor? Dünyanın farklı yerlerine savrulmaktadır insanımız. Bu sorunun yanıtını bulamadığımız sürece o seçim sandığından da farklı bir sonuç zor çıkacak gibi görünüyor. Az evvel size işte İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı çarşamba günü açıklanacak ama netleşti gibi ve o aday aslında Cumhuriyet Halk Partili'nin de yakından tanıdığı Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapmış bir isim demiştim. Adayın sosyal medya hesaplarına bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu ile çekilmiş fotoğrafları var. Ha, Meral Akşener genel başkan Meral Akşener'in cephesinden düşününce madem Mansur Yavaş bizim tabanımıza yakın ama CHP'nin adayı biz de CHP tabanına yakın ama kendi adayımız olan bir ismi seçmenin karşısına çıkarırız diye düşünmüş olabilir. Muhalefet kendi içinde mücadele ediyor, rekabet ediyor efendim. Bir taraftan İyi Parti'den bir haber daha vereyim. İstifa dalgası devam ediyor. İyi Parti Mersin Mezitli ilçe başkanı Erhan Antalya ile yaklaşık 200 partili partiden istifa ettiler. CHP'nin adayına destek vereceğiz biz diye. İyi Parti Mezitli İlçe Başkanı Erhan Antalyalı, eski Mezitli İlçe Başkanı Hüseyin Çelik başta olmak üzere divan kurulu üyeleri ve ilçe yönetiminden yaklaşık 200 kişi. İyi Partiler CHP Mezitli Belediye Başkan adayı olan Ahmet Serkan Tuncer'e destek açıklaması yaptılar. CHP'ye geçtiler. Açıklamada ittifak vurgusu yaptılar. Tavanda her ne kadar ittifaklar olmasa da tabanda ittifak var. Bugün bunu biz Mersin'de yaşıyoruz. Açıklaması yaptılar. Seçim süreci içerisinde bir aday gösterilmeyen isimlerin başka partilere geçtiğini görebiliriz. Siyaset böyle yapılıyor Türkiye'de. İki, hani düne kadar iyi dediğine bugün kötü diyeni görebiliriz. Üç, düne kadar kötü dediğine bugün iyi diyenleri de görebiliriz. Şimdi TÜİK'e göre aradaki fark tabii tüketim alışkanlığı ile harcama kalıplarından kaynaklanıyor da. Ekonomist Profesör Duran Bülbül diyor ki enflasyonun doğru açıklanmamasını yurttaşın yaşam düzeyinden yapılan hırsızlığa benzettikleri zaman ne yapacaksınız? Bizim yaşam düzeyimiz her geçen gün daha da yere doğru çakılmakta. TÜİK ise doğrudur hissettiğiniz enflasyon bizim açıkladığımızdan biraz fazla olabilir diye nihayet kabul etmekte. TÜİK ilk defa ikili bir enflasyon kavramı açıkladığını görüyoruz. 64.7 işte reel enflasyon diyor. Hissedilen enflasyon ise %129.4 diyor. Şimdiki buradaki temel sorun şu. Aslında TÜİK reel enflasyonun %129.4 olduğunu söylüyor. Enflasyonu doğru açıklamamın nedeni yurttaşın yaşam düzeyinde hırsızlık yapmaktır ya da çalmaktır. Türkiye İstatistik Kurumu son yılların en tartışmalı kurumu. Halkın geniş kesimi TÜİK verilerine güvenmiyor. Özellikle de maaş artışlarını belirleyen enflasyon verilerine hiç güvenmiyor.
TÜİK'te güven sorununu nihayet kabul etti. Tıpkı ABD ve Avrupa'daki merkez bankalarının yaptığı gibi TÜİK'te vatandaşların hissettiği enflasyonu değerlendirmeye aldı. Ekonomim gazetesinde yer alan habere göre TÜİK bir çalışma yaptı. Açıkladığı enflasyon verilerinin vatandaşlarca iki kat daha yüksek hissedildiğini hesapladı. TÜİK'in hesaplamalarına göre vatandaş %64.7 olarak açıklanan 2023 yılı tüketici enflasyonunu %129.4 dolayında hissediyor. Aradaki fark tüketim alışkanlığıyla harcama kalıplarından kaynaklanıyor. Aslında TÜİK reel enflasyonun %129.4 olduğunu söylüyor. Bu net. Buradaki temel sorun şu. Halk artık ciddi bir şekilde yoksullaşmıştır. Bu yoksullaşması nedeniyle de artık daha önce temel ihtiyaç ve lüks olmayan mallar artık lüks hale gelmiştir. İşte artık halkı internet çok fazla ilgilendirmiyor. İşte halkı beyaz eşya ilgilendirmiyor. Telefonlar için. Halk artık yaşamını nefes alabilmek için, yaşamını sürdürmek için temel gıda maddeleri, temel ihtiyaçlara bakıyor. TÜİK'in yaptığı çalışmalara göre algılanan enflasyonun ölçülen enflasyondan yüksek olmasının bazı nedenleri var. TÜİK'e göre farkın nedenleri, tüketicilerin gelir düzeyi, harcama kalıpları ve tüketim alışkanlıkları kişiden kişiye farklılık göstermesi, TÜFE oranının tespitinde kullanılan mal ve hizmet sepetinin bireylere göre değişmesi, TÜFE sepetinde yer alan tüm ürünler aylık ve yıllık olarak farklı fiyat hareketleri gösteriyor. Bireylerin kendilerini sıklıkla tükettikleri mal ve hizmet fiyatlarına odaklaması. TÜFE oranının tespiti için oluşturulan sepetteki mal ve hizmetlerden bazılarının fiyatı bir dönemden diğerine göre artıyor. Bazıları sabit kalıyor, bazı mal ve hizmet fiyatları ise mevsimsel ve konjektürel etkilerle düşüyor. Bireylerin düşen ve sabit kalan fiyatları değil, sadece ilgili dönemde yüksek artış gösteren sınırlı sayıdaki ürün fiyatını dikkate alması. Aslında enflasyonu doğru açıklamamın nedeni yurttaşın yaşam düzeyinde hırsızlık yapmaktır ya da çalmaktır. Onun için burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus şudur. Enflasyonu doğru açıklamazsanız işletmeler bütçelerini doğru yapamaz, halk geçim düzeyini doğru oluşturamaz ve bu anlamda işte enflasyon muhasebesini doğru yapamazsınız, yeniden değerlemeler yeniden doğru yapamazsınız. Ancak milli gelir hesaplarını doğru yapamazsınız, işletmeleri kurmak için doğru karar veremezsiniz. TÜİK'e göre bir diğer neden de bireylerin hafızaları. TÜFE endeksleri fiyatların genel seviyesinde zaman içinde meydana gelen değişimi ölçüyor. TÜİK'in verileri temel olarak aylık veya yıllık artışları ifade ediyor. Oysa bireylerin mal ve hizmet fiyatları ile ilgili beklentileri oluşurken hafızaları genellikle çok daha geriye gidiyor. Vatandaşlar ürünlerin çok eski fiyatlarıyla cari dönem fiyatlarını karıştırabiliyor. Bunlar da tabii TÜİK'in savunması. Şimdi ne satın alabiliyoruz? Bir ona bakalım cebimizdeki parayla. Bir kere araba almak mı? Araba almak eskiden de zordu, şimdi neredeyse imkansız. Özellikle ücretli çalışanlar için. Sokaklarda bir sürü araba var, görmüyor musun? Trafik tıkanıyor diyenler. Türkiye nüfusunun 80 milyon olduğunu unutuyorlar. %1'lik bir kesim servetine servet eklemekte. Evet, lüks araçlar da görülüyor trafikte. Fakat öte yandan bir asgari ücretli geçen yıl araba alabilmek için, en ucuz arabayı alabilmek için 32 ay çalışıp hiç harcamaması gerekiyordu. Maaşa hiç dokunmaması gerekiyordu. Bu yıl 2024'te üzerine 15 ay daha eklendi. 47 ay çalışacak, hiç dokunmayacak maaşına, onu biriktirecek. Tabii 47 ay sonra hala aynı yerde durursa fiyatlar, bir araba almaya çalışacak. Yani mümkün değil. Hal böyleyken asgari ücretle çalışanların bir kısmı, hatta işsizlerin bir kısmına ama bak yerli otomobilimiz yollarda, TOGG'la gurur duy ve biz senin halinden anlamıyoruz. Çünkü biz TOKUZ ve açın halinden anlamıyoruz denilmekte. Şu an araba almak mümkün mü? Mümkün değil. Araba almayı bırak, insanlar çocukların ayaklarına ayakkabı alamıyorlar. Değil tabii ki. Mümkün değil. İkinci el otomobil almak hayaldi, sıfır otomobil almak ise rüyalarda bile görülemez oldu. Çünkü 2023 yılının Temmuz ayında 32 ay taksitle alınabilen bir otomobil, yeni asgari ücrete gelen %49 zamma rağmen ancak 47 ay çalışıp alınabilecek. Tabii ki rüyalarda görülür. Çünkü bizim komşumuz ev arıyor şu anda.
15 bin liradan aşağı ev yok. Şu anda faizler çok yüksek olduğu için ne sıfırda ne de ikinci elde çok yoğun bir satış yok. Asgari ücretliye en ucuz otomobile binmek bile haram oldu. Araba hayali asgari ücretliden uzaklaştıkça uzaklaştı. Asgari ücrete %49 zam geldi ama otomobil fiyatları yerinde durmadı. En ucuz otomobil %116 zamlandı. 17 bin lira oldu. Her şeye ne kadar zam geldi? 2 katı zam geldi. Yani hiçbir şey oranlanmadı ki. Yani vatandaş 2023 yılının Temmuz ayında 376 bin TL'ye alabildiği bir aracı 2024 yılının Ocak ayından itibaren ancak 799 bin TL'ye alabilecek. Bunu alabilmesi için de 17 bin 2 liralık asgari ücretle sakız bile almaması gerekiyor. Hiç harcamadan en ucuz arabayı satın alma hayali 15 ay ötelendi. Neticede Temmuz ve bugüne kadar baktığın zaman üstünde 6 ay geçti. 6 ayda işlerimiz tamamen durmuş vaziyette şu anda. İnsanlar karın tokluğuna çalışıyor şu anda. Şey değil yani, araba ev almak değil. Asgari ücretli krediyle araba almak istese o hayali de yarım kalıyor. Faiz oranları arttı. %9 olan politika faizi %42,5'a çıktı. Yani düşük faiz döneminde %70-80 seviyelerinde seyreden araç alımı bu faiz oranlarıyla %10-15 seviyelerine kadar düştü. Geçen gün bir araç satışı verdik bir müşterimize. 330 bin lira kredi kullandı. 36 ay geri ödemeli 1 milyon 80 lira. Toplam geri ödeme oldu. Bu korkunç bir rakam.